Selam arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben Ayşegül Saraç. Bu videomda size Köln'de gezilebilecek bazı yerlerden bahsedeceğim ve o yerlerin de videosunu çekeceğim. Her gittiğim yerin videosunu çektikten sonra YouTube'a yüklemeden önce hemen görsellerim veya videoların başlığına yerin adını yazacağım. Aşağıya da o yerin adresini yazacağım. Videoda söylemeye çalışacağım, hatta o gideceğiniz yerlere nasıl ulaşabilirsiniz, ne şekilde gidebilirsiniz diye bu tarz ufak bilgiler vermeye çalışacağım. Gideceğiniz yerle ilgili, Köln'le ilgili sormak istedikleriniz varsa videonun altına yorum bırakabilirsiniz. Ben elimden geldiğince hızlı bir şekilde demiş yapmaya çalışıyor olacağım. Ve Almanya ile ilgili, Almanya'ya göçle ilgili, Almanya'da yaşamla ilgili diğer videolarımdan haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Bundan sonraki yerlerde çok ekranda olmayacağım. Daha çok gittiğim yerleri, gidebileceğiniz yerleri sadece videosunu çekmeye ve ufak bilgiler vermeye çalışıyor olacağım. İyi seyirler. Evet. Burası nehre yakın bir bölge. Doma da yakın aslında. Güzel bir yürüyüş alanı. Ailenizle birlikte tek başınıza yürüyebilirsiniz. Buraya biz Barbarossa Platz'tan 16 numaralı hatta binerek geldik. Birkaç durak sonra da indik. Buranın sağ tarafında şöyle Vinç Evleri diye geçen bir site var. Hem iş yeri hem de ikamet edilen bir yer. Birazcık aşağısında da nehir kenarı var. Nehir kenarında yürüyebilirsiniz. Oranın da ben videosunu ayrıyeten çekeceğim. Ama yani yürüyerek de gelebilirsiniz. Yani bir yürüyesiniz varsa yürüyerek gelebilirsiniz. Ama zaten o gün çok yorgunsanız, çok yorulduysanız bakayım anneciğim. Evet, orada biri güneşleniyor bebeğim, gördüm. Yürüyecek haliniz yoksa, o gün çok gezdiyseniz, dediğim gibi 16 numara buraya geliyor. Kafeler var burada. Git babanın yanına, hadi versin sana suyunu. Arada bir cerfenin sesi olacak tabii ki. Bugün pazar günü ve yürüyüşe çıktık. Burası da az önce bahsettiğim Vinç. Şerfi ile babası da burada bu arada. Geliyorum. Az önce bahsettiğim Vinç evleri ve iş yeri olan binalar bunlar. Şöyle. Bir tanesi de şöyle şurada. Hemen dediğim gibi az önceki yerin diğer tarafı da nehir zaten. Burada kafeler var, restoranlar var. Onun dışında küçük böyle pazarlar var. Burada yürüyüşlerinizi yapabilirsiniz. Ama akşamları geliyorsanız, özellikle hala böyle yazın sıcağında değilseniz, bir yağmurluk almanızı öneririm. Bir rüzgarlık almanızı öneririm. Çünkü çok esiyor gerçekten. Birazcık daha ileride zaten dom ve şey var, anahtarlı köprü var. Oraların videosunu da eklemeye çalışacağım buraya. O civarda da aslında çoğunlukla oradan kalkan bu nehir turu vapurları var. Nehir turu da yapabilirsiniz Köln'e gelmişken. Sesin yankılanıyor değil mi? Evet. Evet. Bak, dönmedim. Kalın. Wow, evet. Rıflardan aynı zamanda tramvaylar geçiyor karşı tarafa. Şuradan. Nehir turu yapan vapurlardan bahsetmiştim ya.
İşte bunlar. Kısa turları da var, uzun turları da var. Ben tur yapan birkaç tane firmanın linkini aşağıya bırakırım. Oradan internet sitelerinden bakabilirsiniz. Yemeklisi de var bu arada. Direkt içinde kafesi, restoranı olan da var. Siz oradan satın alabiliyorsunuz gibi birkaç alternatif var. Şu vinç evlerinin ilerisine geldik şimdi. Yani dom tarafına doğru. Şurada çok güzel bir restoran var. Hem kapalı hem açık mekanı var. Ve şöyle bir kule var en sonunda. Böyle kuleye çıkıp nehri yukarıdan izleyebilirsiniz. Şöyle ileriyi gelip izleyebilirsiniz. Bir taraftan çıkmıştık, bir taraftan iniyoruz. Şurada da yine böyle kafe, restoran gibi bir yer var. Şurası böyle bir kanal. Şöyle araya da inmiş oluyorsunuz. Evet, o çadırları ben de gördüm bebeğim. O çadırları ben de gördüm. Şurası da hemen zaten çikolata müzesi. Çikolata müzesine de gelebilirsiniz. Böyle bir de yakından göstermek istediğim çikolata müzesinin girişini. Bu arada aklıma gelmişken şunu da söyleyeyim. Şimdi ben gidebileceğiniz her yerin linkini aşağıya bırakacağım. Ve her web sitesinde zaten Covid'den ötürü alınan tedbirler yazıyor olacaktır. Mesela kimisi burada kişisel testlerden istiyor olabilir girişlerle. Kimisi sadece aşıyı yeterli buluyor olabilir gibi kurallar var. O yüzden aşağıya bıraktığım web sitelerinden de bu tarz bilgileri lütfen detaylı kontrol edin. Bir sürprizle karşılaşmayın. Çikolata müzesinin girişi de burasıdır. Yine turistik bir yer olduğu için buralar şu tarz taksi bisikletler var. Örnek veriyorum, hani yoruldunuz veya anne babanızla geziyorsunuz. Böyle taksi bisikletleri tercih edebilirsiniz. Ve çoğu köşede böyle keyifli şeyler görüyor olacaksınız. Gösterdiğim şu kalenin altındaki restoran burası. Buranın da web adresi var mı bilmiyorum. Bakarım. Varsa onu da eklerim. Belki önden rezervasyon istiyor olabilir. Burası da güzel bir yer ama kalabalık. Bazen dışarıda sıra beklemeniz gerekiyor olabilir. Burası da güzel, keyifli. Nehrin kenarında bir yer. Bu yılın sonunda da vapur turlarına bakabilirsiniz. Burası aslında terastan gösterdiğim yer. Terasta şu şekilde gözüküyor aslında. Buradan baktığınızda. Evet, kafeye geldik. Mustafa birasını söyledi. Şerfi elma suyunu söyledi. Kafeye direkt randevusuz gelebiliyormuşsunuz. Denedik ve gördük. Canım nasıl bira? Önerir misin? Bence çok güzel. Heh, bira da güzelmiş. Peki elma suyu nasıl? Çok fazla güzel. Tamam. Tamam, koyayım bebeğim. İçerisi böyle. Bir tarafı şey, nehir ve kanal. Bir tarafı böyle kalenin altı. Öneriyoruz. Ve Köln'deki meşhur yerlerden biri daha
Öncelikle size şu vapurlu turu göstereceğim. Çok kalabalık gördüğünüz gibi ve şurada insanlar bir sonraki tur için sıraya şimdiden girmişler bile köşelerde oturabilmek için. Biz bir kere tur yapmıştık ve şeydi, yani çok erken sıraya girmemiz gerektiğini bilmiyorduk. Bayağı ortalarda kötü yerlerde kalmıştık. Yani saatten böyle vapur saatinden yarım saat erken gelirseniz bence güzel manzaralı bir yerde oturma şansınız olabilir. Onun dışında yine nehrin bu yakasındaki buradaki kafelere gelebilirsiniz. Birinizi içebilirsiniz. Buradaki yeşilliklere oturup güneşlenebilirsiniz. Pizzanızı yiyebilirsiniz. Ve burada tabii ki fotoğrafınızı çekinebilirsiniz. Ve meşhur anahtarlı köprü burası. Şu anda göremiyor olabilirsiniz belki ama inanılmaz kalabalık olduğu için oraya girmeyeceğim. Ama burada hemen, yani bu nehrin kenarında, yukarısında zaten dom var. Şu renkli binaların olduğu tarafta ileriden girişi var. Eğer nişanlınız, eşiniz, sevgilinizle geliyorsanız bu köprüye gelirken bir de kilitli anahtar almayı unutmayın. Kilitleyip anahtarı da nehre atıyorsunuz ki aşkınız sonsuz olsun, ömür boyu sürsün diye. Buraya da kesinlikle gelmenizi öneriyorum. Birkaç fotoğraf bulursam videonun kenarına muhakkak eklerim ben bu anahtarlı köprüyle ilgili. Zaten hemen şuradan göstereceğim. Şurası tepesi gözüküyor. Dom. Domun birazcık aşağısı zaten Bahnhof. Yani şehir dışından geliyor olacaksanız zaten otomatik olarak buraya düşeceksiniz. Umarım Köln'de keyifli vakit geçirirsiniz. Şurası anahtarlı köprünün girişi. Yeşillikten gözükmüyor tabii. Burası da nehir tarafından Dom'a gidiş. Katedral burada. İsterseniz böyle merdiven çıkabilirsiniz veya bu rampadan gidebilirsiniz. Ha, bu arada şu geldi aklıma. Eğer bisiklet binmeyi seviyorsanız gelip burada yine online olarak bisiklet kiralayıp bisikletle de tur yapabilirsiniz. Hani söylediğim yerlere bisikletlerle gidebilirsiniz bence. Bu da bir fikir. Yürüyerek veya tramvayla veya bisiklet taksilerle. Tabii artık havalar ısındı ve oldukça kalabalık her yer. Hangi saat daha sakin bir zaman aralığı olacaktır? Onu maalesef bilemiyorum. Buraya çıktıktan sonra eğer sağ tarafa giderseniz anahtarlı köprüye girmiş oluyorsunuz. Ama dediğim gibi çok kalabalık. O yüzden ben girip göstermeyeceğim. Evet, sen çok güçlüsün biliyorum. Önce sen çıktın. Dom'a da giriş yapabiliyorsunuz. Oranın içinde gezebiliyorsunuz. Hatta tepesine de çıkabiliyorsunuz. Ama tepesiyle ilgili şöyle bir şey var. Belli saatlerde ve belli sayılarda insanlar çıkabiliyor. Belki önceden rezervasyon yaptırmanız gerekiyor olabilir. Bu bilgiden çok emin değilim. Çünkü ben yukarı çıkmadım. Ama bunun da bir web sitesi vardı. Ben bakmıştım. Oradan kontrol edebilirsiniz bence.
Burada bu arada eğer müze seviyorsanız Köln'de çok fazla müze var. Yani size tek tek müze isimleri veremeyeceğim ama şöyle bir şey tavsiye edebilirim. Google Maps'ten Köln bölgesine gelip arama kısmına müze yazın. Yani Museum yazın ve aratın. Bütün müzeler orada nokta nokta çıkıyor olacak. O şekilde bakabilirsiniz. Bazıları Covid'den dolayı şimdi geçici olarak kapalı. Bazılarının saatleri çok esnek falan. Gitmeden oraya bakabilirsiniz. Burası Bahnhof. İki yıldır biz Köln'deyiz. Ve iki yıldır da katedralde hep bir tadilat, hep bir yenileme var. Tabii sonuç olarak bu kadar büyük bir yapının bakımı sanıyorum bunu gerektiriyor olabilir. Burası domun bir diğer yanı. Burada ileride yanılmıyorsam adı Richard'tı. Richard diye bir kafe tarzı, pastane tarzı bir yer var. Güzel de bir yer. Tatlıları da var, dondurmaları da var. Böyle dom manzaralı. Şimdi ben size oradan bakışını göstereceğim. Pastane şurası. Ve inanılmaz dom. Ve şöyle söyleyeyim size bu arada, domun girişinde inanılmaz bir kuyruk var. Yani buraya girecekseniz sabırlı olmanız gerekiyor galiba. Bunu da görüyor olacaksınız geldiğinizde. Şurada yine bir köşede müze var. Buradan da ileri gittiğinizde Neumarkt'ta büyük bir alışveriş sokağı var, Schildergasse. Burası oraya giriyor. Neumarkt'ta, Schildergasse'ye de uğramanızı öneririm.